Baronu'na hoş geldiniz. Bu videodaki konumuz tasarım için sözleşmesi imzalanan ve yapılacak olan yeni milli hücum botlarımız. Üstelik bu tasarım dünya seviyesinin ilerisinde çünkü çevikliği, gücü ve gizliliği içerisinde barındırmakta ve bunu biz yapacağız. Şimdi gelin yeni hücum botlarımızın bilinmeyen detaylarına, bütün gelişmiş yapısına ve bize katacaklarına daha yakından bakalım. Hücum botlar denizler için yapılan ucuz fakat güçlü çözümler. İçlerinde barındırdıkları silahlar bir fırkateynine aynı olabildiğinden yakın derecede ölümcül. Üstelik bunun yanında bazen daha üstün bile olabilirler. Bizim de okyanus sınırımız olmadığından ve güçlü bir ekonomimiz, hücum botlar sayı eksiklerimizi kapatabilir. Sadece çözümü kaliteli olarak bulmamız gerekli. Bunun TSK'da farkında olmakla birlikte hücum botlar için isterleri yüksek. Her tersane veya ülke ordumuzun istediklerini karşılayamaz. O yüzden bu konuyu deneyimli STM üstlenmiş. Dilerseniz önce TSK'nın istediklerine bakalım sonra STM'nin ortaya çıkardığı gemiye. Daha sonra incelemediğimiz şekilde inceleyeceğiz. İlk olarak TSK istedi ki savunmadan ziyade saldırıya yönelik bir hücum bot olsun. Büyük saldırı aracı eksiğimizi kapatabilsin. Buradan silah yükünün fazla olmasını istediğini çıkartıyoruz iç alan maksimum şekilde kullanılmalı. Bunun yanında çevikliği simgeleyen hız isterini görüyoruz. Yapılanın saatte 110 kilometre hızlara çıkabilmesi istenmiş. Küçük botlar bu sayıya ulaşabilse de bir hücum bot için ulaşması zor sayılar. Yapılabilmesi için tasarımın kusursuz olması ve hız odağının temele konulması gerekli. Sadece bu şekilde yüksek hızlardayken de aktif olabilir. Yoksa 120 kilometreye de çıkar ama işin boğaya binmekten bir farkı kalmaz. TSK'nın son isteri ise daha önce pek üzerinde durmadığı gizlilik konusu. Geçmişte sıfır noktasında olduğumuzdan yapabilmeye ve gücüne önem vermeye çalışırken gizliliği geri plana attık. Ancak alınan deneyimlerle birlikte işin artık daha ciddi olduğunu görüyoruz. Modern çağa uygun olarak radar izi az bir gemi istenmiş. Bunun için de kaplamaları ve yine tasarımı önemli. Yani TSK hızlı, gizli ve yüklü bir hücum bot istemiş. Tam olarak Ege ve Akdeniz'de saldırıya yönelik hareketler. İstenenlere baktık. Bunun karşılığını vermek için yapılan gemide sıra. Bakalım yapılmaya başlanacak milli hücum botumuz bunu gerçekten başarabilecek mi? İlk tasarım yıllar öncesinde ortaya çıkmıştı. STM isterlere göre FAÇ 55 prototipini ortaya attı ki daha önce incelemiştik. Bunun yanında yarışa katılan başka tasarımlar da vardı, ancak en mantıklı olanın faç 55 olduğunu söylemiştim. Çünkü hem isterlere uyuyordu, hem de STM bunun altından gerçekten kalkabilirdi. Çünkü Milgemi ve i. E sınıfını da yine STM yaptı. TSK da mantıklı olarak tabii ki doğru kararı vermiş. Şimdi STM ile anlaşma yapıldı ve hedef yaklaşık 54 ay içerisinde ilk tüp tipi hücum botların görevine başlaması. 54 ay uzun bir süre gibi gözükse de gemi yapmak, özellikle bu isterleri karşılayan bir gemi yapmak tabii ki kolay değil. O yüzden gerekli bir süre diyelim. Sadece imzalanmak için geç kalınmış. Tasarıma geçersek muhtemelen üzerinde çok fazla değişiklik olmayacak. Yapılmaya başlamadan önce kritik tasarım doğrulama aşamaları var. Son düzeltmeler yapılacak ve yapıma başlanacak. Tabii şu andaki tasarım zaten test edilmiş olduğu için yine bu şekilde kalabilir. Bakarsak, alışılagelmişin dışında farklı bir yapısı olduğunu görüyoruz. Hız için kayıcı tekne formu tercih edilmiş, gizlilik için saklama teknikleri kullanılmış. Özellikle komuta kontrol merkezinin dağıtıcı yapısı ve saklanabilen gemi savarlar, en çok göze batanlar. Ekstra olarak bir çentik hattı da ön alt tarafında görüyoruz. Radar dalgalarını bu şekilde yararak fark edilmeden ilerleme sağlayabilir. Ancak buna bir problem önündeki top sistemi o da bombeli yapılmaya çalışılsa da ne yazık ki radar izi bariz seviyede. Örneğin Zumwalt gibi gemilere baktığımızda toplarının da saklamalı olduğunu görüyoruz. Bu şekilde maksimum düzeyde gizlilik amaçlanmış. Tabii gemimizin boyutu küçük olduğundan biz topu bu şekilde gövde altına saklayamayız. Çünkü zaten sıkıştırılmış. Alt tarafta yeterince alan yok. O yüzden birazcık fire vermemiz gerekli ki verilmiş. Sırf tam gizlilik için hücum botu topsuz bırakmak mümkün değil. Zaten şöyle ki bütün bir geminin radar ekranında görünmesi farklı, küçük bir topun belirmesi farklı. O yüzden ne olduğu anlaşılana kadar gemimiz muhtemelen işini bitirmiş olacaktır. Kaplamaları düzgün şekilde yapılırsa tasarımı kendisini gerekli düzeyde gizlemeye yeterli. Geçiyoruz hız konusuna. Kayıcı tekne formu dedik. Bu form STM tarafından mini havuzda test edildi. 100 kilometrelere kadar ulaşabildiklerini belirttiler. Biraz daha düzeltmeyle bu form yüksek hızlara uygun şekilde. Amacı çok hızlı olmasa bile belirli bir seviyenin üstüne çıkarabilmek. Tek eksiği düşük hızlarda stabil olmaması. Bu da pek bir problem sayılmaz. Zaten görevini yüksek hızlarda yerine getirecek. Yine TSK'nın isterini karşılayabilir. Son büyük gerekliliğe geldik sıra. Silah yükü. Bu kadar pahalı özellik birleşmişken bunu boş bırakmak olmaz. STM hem iç hem de dış olarak botumuzu büyük oranda doldurmuş. Hücum botların dıştan ziyade iç kısmı sıkıntılıdır. Sistemlerin yaşam bölümlerinin ve mühimmatın kapladığı alan sıkışmak zorunda. STM bunun da üzerinde çalışarak iç alanı en uygun şekilde oturtmuş. 7 günlük bir denizde kalma süresi var. Ortalama ama taşıdıklarına göre düşünürsek yeterli. Üzerine bakarsak da saldırı için 76 milim top, 8 gemisavar ve ram hava savunmasını görüyoruz. Burada dikkat çeken kısım gemisavar ve hava savunması. Gemisavar olarak atmaca füzemizi kullanacak. Bilindiği gibi atmaca son testlerinde 250 kilometre menzillere kadar gelmeyi başardı. Menzil neden önemli? Çünkü ne kadar fazla olursa hücum botumuz o kadar yakına sokulmak zorunda kalmaz. Gizli yapıda olsa bile bu demek değildir ki tespit edilmesi imkansız. Gemi menzili önemli. RAM hava savunması ise genelde hücum botlarda görmediğimiz bir sistem. Ya phalanx kullanılır ya da hiçbir şey kullanılmaz. Burada phalanx gizliliği bozabileceğinden RAM tercih edilmiş. Amacı geneliyle füzeleri durdurmak olan bu sistemin 21 güdümlü füzesi var. 9 kilometre menzil, 22 kilometre irtifa, savunma kubbesi bu şekilde. Az gibi görünebilir ancak aslında yeterli olduğunu sonuç bölümünde daha iyi anlayacaksınız. Geneliyle gemimiz bu şekilde. Dikkatli incelediğimizde STM'nin isterlere gerçekten karşılık verebileceğini görüyoruz. Tasarım buna doğrudan cevap verebilir. Bir de bunların üstüne FAC-55'e fırkateynlerle eşdeğer tutabileceğimizi gösteren bir konu daha var. O da iç sistemleri. Üzerinde Thales Smart MK2 dediğimiz radarı görüyoruz. Bu radar 250 km menzile sahip, milgemlerle kullanılanla eşdeğer. Kendisini lisans altında yerli olarak üretiyoruz. Normalde hücum botlarda bu denli gelişmiş radarlar göremeyiz. Tespit etmek için hedeflerine yaklaşmak zorunda kalabilirler ya da başkalarının aydınlatmasına ihtiyaç duyarlar. Saldırı yapmak için en büyük problemlerinden biridir. Thales'in gelmesiyle bir fırkateynle eşdeğer seviyeye çıkarak sorun çözülmüş. Milli savaş yönetim sistemiyle de birleştiğinde tadından yenmez. Sonuç olarak yeni milli hücum botumuz özellikleriyle bir fırkateyn seviyesinde yapılan tam bize göre bir çözüm. Üstelik bazı özellikleriyle fırkateynlerden daha üstün bile diyebiliriz. Siz boyutu küçük, saatte 110 kilometre hızlara ulaşabilen bir araçla ani baskınlar yapabilirsiniz. Gizli yapısı sayesinde birkaç destroyerin ve denizaltının bulunduğu bir bölgeye yaklaşma cüreti gösterebilir. Bunun üstüne karşı taraf saldırsa bile, yani gemi savarlarını ateşlese bile bu hızda ve boyutta bir gemiyi vuramazsınız. Dünyada gemi savarların geçmiş kullanımlarında hiçbir bot bu hızda vurulamamış. Yapacağı ani hareketler, son hızda yer değiştirmeler sayesinde gemi savar gelene kadar botumuzu aradığı yerde bulamaz. Bu durum denizaltılar içinde geçerli gemimizin düşük bir draftı var yani su çekimi. Su çekiminiz ne kadar azsa sonarlarda o kadar görünmezsiniz. Buna denizaltıların fazlasıyla yavaş olduğunu da eklersek bir torpido tarafından vurulma ihtimali yok denecek kadar az. Zaten denizaltılar hücum botları bir nevi antisi olduğu için sevmezler. Böyle bir güçten belirtilene göre ise 8 veya 10 tane üreteceğiz. Eskiyen doğan ve rüzgar sınıfı hücum botlarımızın yerine koyacağız. Biri 43 diğeri 34 yaşında olan toplam 8 gemi olduğundan donanmamızın yaş ortalaması büyük oranda düşecek. Üstelik bu botların gemi savar sayısı da azdı. Savaşta yapabilecekleri iş tam olarak belli değil. Hal böyleyken yeni botlarımız bize hem ekonomik çözüm hem de bölgesel bir yetkinlik sağlayacak. Bir tanesi bile çok tehlikeli olduğundan birkaç tane ile Akdeniz'e ve Ege'ye korku salabiliriz. Abartmayı sevmediğimi bilirsiniz ama bunu gerçek manada söyleyebilirim. Dediğim gibi Fırkateyn ve Destürerleri bir nebze durdurabilirsiniz. Ancak bir hücum botu özellikle FAC-55'i durdurmak kolay olmayacak. Üstelik dünyada benzer başka bir sistem daha yokken. Hayırlı olsun diyelim ve videoyu bitirelim. Dostlar ikinci kanalımızı Defense Line olarak açtık. İçerisinde çatışmalardan yeni inceleme videolarına kadar her şey var. Her gün video attığımızdan oraya da sizi bekliyoruz. Linkler açıklama ve yorum kısmında. Gelmesini istediğiniz video konularını yorum kısmına yazabilir. Videoyu beğenerek bu emeğe karşılık verebilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.